annemin onu parti vermesinden çok etkilendi. Bütün gece ne demek bilmiyorum ama ölsem de gam yemem dedi. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu videoda bir haftalık okul vlogumu çekeceğim. Tam bir hafta olmayacak aslında, 4 günlük olacak. Çünkü hafta içleri 4 gün okula gidiyorum. Cuma günlerim boş oluyor genelde. Öyle. Ha, bu arada bu videoyu ilk defa izleyenler için ben Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Adım Eray Gürdal. Öyle, genelde bu tarz videolar çekiyorum. Öyle. Bugün pazartesi günü. 1,5 saat sonra ilk dersim başlayacak. Bir yarım saat tekrar yapayım diyorum. Bugünkü dersim Eski Anadolu Türkçesi. Öyle, şimdi kahve suyunu hazırladım. O kaynadıktan sonra kahvemi içeyim, tekrarımı yapayım. Ondan sonra yolda zaten çekerim. Şimdilik görüşürüz. Feribotla şey yapayım, bir daha karşısına şey yapamam. Evet, şimdi eve geldim. Bugün Eski Anadolu Türkçesi dersimiz vardı. Hocamız ödev verdi. 5 sayfalık bir metni yazacağız. Süheylü Nevbahar metnin adı. Şöyle hafiften bir gösterim. Şöyle 5 sayfa yazacağız. Bir günde bir sayfa yazmayı düşünüyorum. Kendimi çok yormamak için. Bir günde bir sayfa yazarsam 5 günde de 5 sayfa yazmış oluyorum. Allah'ım, matematik biliyorum. Herkes duysun. Ne oldu kız, bana matrix gibi? Aa, çarpmalar, toplamalar, kim yükledi bunları benim kafama ayol? Aa, tövbe estağfurullah. Evet, şimdi yemeğimi bitirdim. Yemeğimi yerken çekemedim çünkü video çektiğimi unuttum bir an. Açtım da zaten, o yüzden direkt yemeğe gömüldüm. Yani çekmek hiç aklıma gelmedi. Ne yedim? Köfte ekmek yedim. Öyle. Yani normalde çok yerken çiğnerim ama bu sefer işte açlıktan olsa gerek 2-3 lokmada yuttum. O yüzden midem biraz şişti. O yüzden yarım saat, bir saat kadar bir yürüyüş yapacağım. Yürüyüş yaparken de siz de benimle geleceksiniz. Öyle. Tasarımımı yapabilir miyim? Tamam. Tasarımımı yapabilir miyim? Tamam. Okuyayım. Evet, şimdi okula gidiyorum. Osmanlıca dersim var. Sabah da dersim vardı da sabahki ders uzakta. Derste eski Türk edebiyatıydı. O telefonum şarjı olduğu için onu pek şey yapamadım. Çekemedim. Şimdi işte Osmanlıca dersine gidiyorum. Okulda bu sefer uzun süre çekmeye çalışacağım da bakalım. Şulesi ruhsarun tabanın çavar. Hangi yerde sana benzer bulunur bir genç hüs? Hangi güncün hangi... Evet, eve geldim. Şimdi yoğurtlu makarna yapacağım. Suyu ısıttım. Onun kaynamasını bekliyorum. Ondan sonra yoğurtlu makarna yapacağım. Bu sefer yemeği çekerim. Dün çekememiştim. Öyle. Yemeği yedikten sonra ne yapabilirim?
Yürüyüşe çıkarım yine bir saat. Midem yine ağrı çöker çünkü yemek yedikten sonra. Ondan sonra da iki ödevi yapacağım bugün. Hem Osmanlıca ödevini hem de eski Türk Edebiyatı'na yazmam gereken bir yer var. Orayı yazacağım. Öyle şimdilik bu kadar. Evet, makarnam hazır. Very delicious. Very delicious. Oh my god. Oh. Allah harika ya. Bakayım. Allah'ım bu çok lezzetli. Oh very delicious. Oh my god. Very delicious. O ne demek? Çok lezzetli demek bebeğim. İngilizce. Evet, şimdi Osmanlıca ödevini yapmadan önce şey yapacağım, soğuk kahve yapacağım. Soğuk kahve zamanı geldi. Soğuk kahve yaptığım videoyu atmış mıydım YouTube'a bilmiyorum. Atmıştım da çok alelacele atmıştım, şimdi böyle yavaş yavaş yapayım. Yapmak isteyenler böyle yapar. Zaten soğuk kahve genelde böyle yapılıyor. İlk baş ben bardağa buzları koyuyorum. Ondan sonra yarısına kadar sütü ekliyorum. Tamam, bu kadar yeter. Yarısına kadar olmadı zaten. Neyse. Ondan sonra en son da böyle kahveyi ekliyorum. Hafiften bir karıştırıyorum ondan sonra. Şimdi Osmanlıca'ya geçtim. Evet, salı gününün sonuna geldik. Çarşamba ve Perşembe günleri de video çekerim. Ondan sonra Cuma günü editleyip atarım YouTube'a videoyu. Öyle. Mersin'de bir arkadaşım video çektiğimi biliyor. Demişti bana selam gönder diye. Kestane balığının diğer şey Leyla'ya selam gönderiyorum. Hoşçakalın. Evet, Çarşamba günden herkese merhaba. Fark ettim, pek video çekemedim bugün. Pek kamerayı açmak, videoyu çekmek pek nasip olmadı. O yüzden zaten akşam oldu. Ama bu kadar olmayacak çarşamba günü. Ders çalışırken biraz çekerim. Öyle. Şimdi yemek hazırlıyordum. İçli köfte vardı buzlukta. Onu çıkardım. Şöyle kamerayı çevireyim. Yemeğimi yedikten sonra bir yarım saat, bir saat yürüyüşe çıkarım. Ondan sonra da ders çalışmaya başlarım. Yine ara ara çekerim. Öyle. Hoşça kalın. Akşam saatlerinden herkese merhaba. Şimdi
biriken bulaşıklarımı yıkayacağım. Evet, biraz iğrenç bir görüntü. Neyse, yıkadıktan sonra görüşürüz. Şeyi görmüşler, David Beckham'ın oğlu ve gelinini görmüşler. Aynen, Brooklyn. Evet, Perşembe gününden herkese merhaba. Bugün pek çekememiştim. Şu an akşam saatlerindeyiz ve videonun son günündeyiz. O yüzden dedim bir şeyler çekeyim artık. Evet, şimdi ne yapacağım? Tasavvuf Edebiyatı dersinin son derse bakacağım. Öğle saatlerinde ders başlamıştı. Ben de girememiştim. Uzaktan derslerde ders kaydı oluyor. O yüzden bakayım ne işlemiş hocam. Ondan sonra Yeni Türk Edebiyatı'ndan yazmam gereken, özet çıkartmam gereken bir roman var. Onun özetini çıkaracağım. Ondan sonra Türkiye Türkçesi dersinden de bir örnek yazmam gerekiyor. Uykum gelmezse 3. yazdığım hikayenin yazım yanlışı, noktalama işaretleri vesaire, onları düzelteceğim ve bugünü kapatacağım. Muhtemelen bu işin yarısında şey olur. Çamaşır makinesinde bitmiş olur. Onları asarım. Öyle. Bugünü de kapatmış oluruz. Genel olarak bu 4 günü de kapatmış oluruz. O yüzden şimdi ders çalışırken görüşürüz. Evet, 4 günümü çektim. Son 2 gün biraz geçiştirmeli oldu ama olsun. Canım sağ olsun yani. Daha bir sürü video çekerim. Yeter ki keyfimiz yerinde olsun ve can beden sağlığımız olsun yani. Video çekerim. Ama bu videoda hani bir fena olmadı gibi bir şey. Hani geç onu beğenmelere göre göreceğim artık. Videoyu sevdiyseniz beğenin. Yani beğenmek, abone olmak parayla değil sonuçta. Videoları genel olarak bakın. Gene hoşunuza gidiyorsa abone de olun. Paralı değil sonuçta. Ben de bir sürü kişiye aboneyim. Herhangi bir para da ödemedim yani. Öyle. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kaldır. Kaldır. Bek.